Özlem Hanım, benim karım Sevda Eğilmez'in babası Köksal Eğilmez'dir, oğlunuzu öldüren. Şu ilk nakli bir başarılı olsun. Oğlum Allah'ın izniyle sağlığına kavuşsun. Özlem'i karşıma alıp söyleyeceğim. İlişkimizden bahsedeceğim. Ama bu kadar üzüntünün üstüne şimdi yapamam. Tabii bir de Uygar var. Yaptıklarının hesabını soracağım ona. Nasıl yapacaksın bunu? Senin yardımına ihtiyacım var. Yardımım mı? Senden son defa Uygar'ın evine gitmeni istiyorum. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama o eve gidip ne yapabilirim ki? Ali Hoca'nın aklandığına sevindim. İlk duyduğumda inanmamıştım zaten. Ben ne zaman aklanacağım? O ne demek? Yani diyorum ki, babana ne zaman söyleyeceksin bizim durumları? Hı? Ne zaman evimin kadını, çocuklarımın anası olacaksın? Anneme söyledim işte, akşam açacağız konuyu. Allah be! O gün bugün ha? O büyük gün bugün. Bakalım ben şey yaptırayım. Çiçek yaptırayım ben. Çikolata yaptırayım. Çikolata. Sakin ol. Nasıl bir çikolata yaptırayım? Şey yaptırayım ben. Böyle kocaman buket bir çiçek yaptırayım. Öyle geleyim ben. He? Tamam, önce bir babama söyleyelim. Bir tamam desin. Desin. Hadi ben çiçek yaptırayım o zaman. Dur gel ben. Şey Yaşar abi, gel çay iç. Gel, gel. Aa, düştü. Yaşar abi. Yaşar abi. Yaşar. Yaşar abi. Aa. Kalp atmıyor. Kalp atmıyor. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ölmüş mü? Ha? Ölmesin. Tövbe etmişti o. Ölmesin. Yaşar abi tövbe etmişti. Yaşar abi. Yaşar abi ölme. Tövbe etmişti. Tövbesini bozmuştu ama tekrar tövbe etti. Bir daha da bozmadı. Ali hocam onunla konuşunca tövbesini bozmadı. Hocam. Hocam. Bir daha verdi. Hocam, bu arkadaş sürekli tövbesini bozuyor. Dedim uyuşturucu satma, günah. Dedi tövbe ettim, saldım gitti. Sonra baktım ertesi gün yine uyuşturucu satıyor. Yine uyuşturucu satma, günah dedim. Yine tövbe etti, yine saldım gitti. Sonra duydum ki hocam bu yine uyuşturucu satıyormuş. Yine tövbe etti. Dedim yok, sen sürekli tövbeni bozuyorsun. Artık hasta sayılırsın. Ali hocam seni bir görsün dedim. Cuma çıkışı cami avlusuna gel dedim. Gelmedi, tuttum getirdim. Geldim hocam. İyi yapmışsın Hüdaverdi de. Önce beni sesini bırak. Yaşar. Biz seninle ne konuştuk? Hocam vallahi bir daha yapmayacağım. Söz. Ama daha önce de söz vermiştin. Bir daha yapmayacağım diye söz versen bırakırlar mı seni karakolda? Hadi ilkinde bıraktılar diyelim. Bir daha yaparsan? İlkinde de bırakmazlar zaten hocam. İşte kendi ağzınla söylüyorsun. Tövbe edip tekrar tekrar yapmak da olmaz. Allah merhametli diye şımarmamak lazım. Her günah tekrarlandıkça büyür. Senin günahın zaten çok büyük. Allah'tan korkmuyor musun sen?
Korkuyorum. Korkmaz olur muyum hocam? Hocam bir daha olmaz. Vallahi söz veriyorum sana. Tamam bir daha ver. Bence Yaşar bizi anladı. Bırak gitsin. Ama bir daha aynı şeyi yaparsa artık bana getirmezsin, polise teslim edersin. Allah razı olsun hocam. Çok sağ ol. Gitti. Ali hocam demişti ki tövbe eden hayat bulur. Ölme Yaşar abi. Yaşar abi yaşa. Yaşar abi yaşa, ölme. Ölme Yaşar abi. Ölme Yaşar abi. Tövbe etti. Hayat buldu. Bak ölmedi Yaşar abi. Hayat buldu bak. Ölmedi. Hayat buldu. Tövbe eder hayat bulur. Tövbe eder hayat bulur. Yaşar abi. Yaşar abi hayata döndü bak. Yaşar abi hayata döndü, gördün mü? Ölmedi. Yaşar abi. Yaşar abi. Ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Sen yorma kendini. Ne oldu bana? Bir daha bu malı asla kullanmam. Sen mal mı kullandın ya? Hani tövbe etmiştin, sen tövbe etmedin mi? Tövbeni mi bozdun? Tövbe ettim. Tövbe ettim. Bir daha verdi. Allah seni bana gönderdi. Sağ ol. Tamam. Sen yorma kendini. Şimdi ambulans gelecek, tamam mı? Ambulans gelecek şimdi. Tamam. Özlem, neredesin sen? Telefonlarını da açmıyorsun. Alican nerede? Alican annemin evinde. Neden? Gitmek istemiyordu oraya, korkuyordu hani. Evet, korkuyordu Ali. Burada kalırsa senin onu kötü adamlardan koruyacağını sanıyordu çünkü. Ama meğerse bu sırada oğlumun kahraman sandığı Ali amcası en kötü adama, abisi Süleyman'ın katiline kol kanat germekle meşgulmuş. Bak Özlem, o konu öyle değil. Dur, bu daha bitmedi. Bu kahraman Ali amcanın oğulları o kadar umurunda değilmiş ki katilinin kızına aşık olmakta hiçbir sakınca görmemiş. Ha bir de bu yetmemiş. Bu yetmemiş. Bununla evlenmiş. Onu korumak için söylemedin değil mi? O kızı hayatında tutabilmek için gözümün içine baka baka sorma dedim. Anlatacaktım Özlem. Alican'ın iyileşmesini bekliyordum. Sakın, sakın bana oğlunu düşünen baba rollerini oynamaya kalkma. Senin bir oğlun daha vardı. Ve sen onun hatırasına en büyük ihanet ettin. Sana söylemiştim. Benden bir şey gizlersen sana ne yapacağımı söylemiştim. Yarın Alican'ı ilk verdikten sonra hayatından çıkacaksın. Bir daha onu görmeyeceksin. Hayır Özlem, hayır. Bunu yapamazsın. Oğlumu benden bir kere daha ayıramazsın. Bunu ben yapmadım. Bunu sen yaptın. Tam sırasını söyle işte, hadi. Baba. Efendim canım. Meyve ister misin? Yok canım, istemem şimdi. Geveleme kızım, hadi söyle. Baba. Efendim canım. Çay içer misin? Sen önce ne söyleyeceksen söyle, sonra çayımızı içeriz. Akşamdan beri kıvranıp duruyorsun bir şey söylemek için. Söyle bakalım. Şey...
Ne? Pilot kızımıza evlenme teklif etmiş İlhan'cığım. Ya. Hadi be duygum. Ver şu güzel haberi. İlhan Bey ne dedi acaba ya? Ulan söyleyemedim yoksa. Sen ne cevap verdin? Ne dedin? Evet dedim. Demek evet dedin. Bana hiç sormadan, babana danışma gereği bile duymadan evet dedin. Hayır hayır İlhan'cığım, seviyor kız, ne desin çocuğa Allah aşkına ya. Ben kızımla konuşuyorum, lütfen karışma. Nerede bu pilot şimdi? Baba... Nerede? Aşağıda kapının önünde bekliyor. İyi akşamlar İlhan Bey. Sen kızımı istemişsin. Evet. Tabii sizin için de bir mahsuru yoksa. Var efendim. Mahsuru var. Oğlum, böyle kız mı istenir? Sen ağaç kovuğundan büyüdün Allah aşkına. Edebinle, adabınla alırsın büyüklerini, gelirsin istersin kızı. Ancak söz verdiğin gibi silahı bıraktıysan ve mafyacılık oyunlarından vazgeçtiysen, o zaman uygun bir zamanda al büyüklerini, gel iste kızımı bakalım. Çok pardon efendim, ben bir an böyle boş bulundum da. O zaman ben şey yapayım, ben ne yapayım ben? Bence git. Gideyim ben. O zaman ben gideyim tabii, gideyim ben. Ben o zaman ne zaman geleceğim? Dedim ya, uygun bir zamanda al büyüklerini gel. Tabii tabii. Öyle yapayım, zaten olması gereken de o değil mi? Oldu, ben gideyim o zaman size. İyi akşamlar, saygılar, hürmetler. Öpeyim. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. Oldu be. Vallahi oldu, billahi oldu.